Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iki tane çok güzel misafirim var. Çünkü bunlar benim canlarım. Ben onların teyzeleriyim. Küçük misafirim, kendini tanıtır mısın? Ben Pelin, 8 yaşındayım. Ben pırasayı çok seviyorum. Ay, seni seviyorum. Sen? Benim adım Emir, 10 yaşındayım. Pırasayı hiç sevmem. Bugün teyzen sana pırasayı sevdirecek desem bana güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum teyzeciğim. Ay canımsın. Evet, benim yeğenlerim Mersin'de yaşıyorlar ve beni ziyarete geldiler. Biz de bu fırsatı kaçırmadık. Size beraber pırasalı köfte yapacağız. Pırasayı sevmeyen çocuklarınız da Emir gibi eminim pırasayı sevecekler. Şimdi malzemelerimizi bir sayalım. Çocuklar, ellerinizde ne var? Pırasa! Evet, iki tane pırasamız var. Sonra... Neyimiz var? Kıyma. Kıyma. Pelin, neyimiz var? Yoğurt. Yoğurdumuz var. Maydanozumuz var. İrmik var. Krem peynirimiz var. Ve de sarımsağımız var. Eline dikkat ederek, kendine zarar vermeden pırasaları minik minik doğramanı istiyorum. Minik minik. Evet. Mümkün olduğunca yavaş ama parmaklara dikkat. Böyle. Evet. Küçük küçük doğruyorsun. Pelincim, sen de yoğurtla krem peyniri birbirine karıştırıyorsun. Dök bakalım. Evet, al bakalım. Şimdi efendim pırasalarımızı ince ince doğruyoruz. Soğan kullanmayacağız bu tarifte çünkü pırasa da soğangillerin bir ailesi olduğu için pırasayı kıymayla karıştırarak zaten bu görevi yerine getiriyor olacağız. Pelin'in sosu olmuş, Emir de pırasalarını doğramayı bitirdi. Biraz maydanozum kaldı. Hemen maydanozlarımı da alayım bıçağımı. Şurada doğrayayım. İçine koyacağız. Evet, tüm malzemelerimiz artık karışmaya hazırlar. Kıymamı alıyorum. Kaseye boşaltıyorum. Şuradan da bir karıştırmak için şöyle birazcık kıymamızı... Maydanozlarımızı dökelim. Başka ne koyalım çocuklar? Ne baharatlar koyalım içine? İrmik. İrmik kaldı değil mi? Evet, doğru. Ay, sarımsak. Neydi bunun ismi? Evet, sarımsak. Vallahi doğru, sarımsak kaldı. Sarımsakları da koyalım minik minik. Evet, bütün malzemelerimizi koyduk. Şimdi biraz... Tuz atalım değil mi? Evet. Çok değil. Ama çok iyi. Çok tuz atmak sağlığa zararlı. Kırmızı biber koyalım ama acı olmasın. Acı olmasın. Birazcık daha baharat koyalım. Kimyon da ekleyelim. Şimdilik yoğurmak zamanı. Teyze, burada yumurta kalmış. Aa, görüyor musun bak? Sizi görünce heyecandan. Emir, o yumurtayı sen kırabilir misin? Vallahi hiç denemedim önceden. Hadi bir dene. Allah mahcup etmesin. Şuraya hızlıca vur. Şimdi çocuklar, köfteyi yoğurdum ben. Şekil vereceğiz. Tavamıza çok azıcık yağ koyacağız. Ve sonra köfteleri pişirip yoğurt sosumuza batırıp afiyetle yiyeceğiz. Olmuş Emir'cim, çok güzel olmuş. Bir tane daha yap bakalım. Seninki? Ay, Pelin'inki de çok güzel olmuş. Siz yapmaya devam edin. Ben bunları kızartmaya başlıyorum. Tavaya çok az yağ koydum. Pelin'cim yap bir tane daha bakalım. Bakayım Pelin'cim, göster bana. Evet, biz hepsini bir güzel şişirelim, sonra yerken buluşalım yeniden. Nasıl kokuyor çocuklar? Güzel. Pırasalı köfte. Evet, şu benim çocuklar biberi de çok severlermiş. Yediler, bitirdiler bütün biberi. Hadi o biberler bir bitsin. Önce kim tadına bakmak istiyor? Sen mi? Bitti mi biberin? Aç
bakalım. Nasıl? Anneannenin köftesi mi, annenin köftesi mi, teyzenin köftesi mi? Teyzesinin köftesi. Bakalım Emir ne diyecek? Ne diyecek, ne diyecek? Hadi bakalım Emir'e sana daha büyük lokma veriyorum. Çünkü Emir pırasa sevmiyordu. Bakalım bu şekilde Emir'e pırasayı sevdirebileceğiz mi? Kocaman açıyoruz. Heyecanla Emir'in fikrini bekliyoruz. Pelin sence? Beğenecek mi? Çok süper olmuş. Annene söyler misin sana pırasalı köfte yapsın artık? Bana pırasalı köfte yap anne. O zaman anneye el sallıyoruz, anneanneye el sallıyoruz. Pırasalı köfteyi pırasa sevmeyen bütün çocuklarınıza yapmanızı öneriyorum. Biz bugün Emir ve Pelin'le beraberdik. Efendim afiyet ve sağlıkla deneyiniz. Yorumlarınızı benden eksik etmeyip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir bay bay yapalım.